Has Tavuk hayatın tadını sunar. Günaydın, 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 günaydın. Sevgiyle, saygıyla, güzellik, gülücük, mutluluk, pozitif düşünceyle, keyifle, her şeyin en güzeliyle kocaman bir günaydın. Hoş geldiniz. Olay Televizyonu'ndasınız, hayatın tadındasınız. Gerçekten ailemize hoş geldiniz. Hayatın tadını aile gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her sabah sizlere gayet sıcak, gayet samimi, bizim içimizde olduğunuzu, bizimle birlikte olduğunuzu hissettirecek programlar hazırlamaya çalışıyoruz. Ve her sabah yaptığımız programlar bittikten sonra şöyle bir şey kalsın sizde. Ne bileyim, bir spor yapmış olun, çok güzel bir lezzeti öğrenmiş olun, uygulayacak olun. O günkü programda konuklarla birlikte sohbet ettiğimizde aklınızda kalacak bir cümle olsun, bir şey öğrenmiş olun. Haberlerle biraz farkındalık yaratmış olalım. Tüm bunlardan bir tanesini ufacık bir şekilde bile başarıyorsak ne mutlu bize. Kocaman bir haftayı ve tabii ki kocaman neredeyse 4 sezonu tüm bu bilinçle, tüm bu amaçla yüzdük, yüzdük, yüzdük bu haftanın da kuyruğuna geldik. Haftanın son iş günündeyiz. Zeyno, cuma oldu yine. Haftanın kuyruğundayız. Kuyruğundayız. Bundan sonra artık omurga ve o hopla zıpla cumartesi, pazar. Tabii o enerjisi olan insanlar için. İnsanlar için çalışmayacak, çalışmayacak insanlar için. Çalışmayacak insanlar için. Bizim gibi yine böyle çok yoğun bir haftaya hazırlanacaklarsa, eğer fırsat bulabiliyorlarsa hafta sonunda 1-2 saat belki dinlenebilirler. İhtimal vermedim. Kendi yok açımdan öyle bir dünya. Yapılacak, çekimi yapılacak tonlarca yemek var. Evet, değil mi? Canım benim. Benim de gidip görüşülecek, ikna edilecek, araştırılacak. Bir sürü. Aktivasyona katılıp insanları programın içerisine çekmeniz gereken bir sürü olaylar. Bir de aktiviteyi de kaçırmamak gerekiyor. Kesinlikle. Bunu burada mı çekeyim, bunu buraya mı koyayım? Bu program uygun, şununla şunu tanıştırayım, böyle olsun. Şu kişiyle tanışırsam şu da olabilir, şuradan şu çıkar, bu oyuna gidersem, şu seminere gidersem, bu toplantıda olursam, şu materyalleri toplarım. Aynen öyle. Ay, bizim beynimiz de yoruluyor galiba. Mirim. Ne yapalım acaba, ne yapamasak? Dinlenemesek. Diyecek bir şey. Olsun. Dinlenemesek. Biz yayında sizin huzurlarınızda dinleniyoruz sevgili izleyenler. Sabahları biz böyle Zeyno ile sohbet ettiğimizde birden dinlenme hissiyatı geliyor bize. Programı götürüyoruz böyle canlı. Ondan sonra akşam saat 8.30-9'dan sonra bir pestil durumu. Gerçekten durduğumuz yer burası çünkü. Yani gerçekten başka bir şeye beyni yormadığımız nokta bu olduğu için daha dinlenerek geçen bu. Zeyno. Canım. Şimdi bu kadar konuşmadan olayı ayvayı yedik atasözüne mi bağlasak? Ayva mı var orada? Ayva var ve nasıl güzel kokuyor, farkında mısın? Bir koklayabilir miyim? Sen stüdyoya girince anladın mı? Şu dolabın içindeydi, açtım, nasıl kokuyor güzel. Ay çok güzel. Bizim Bursalılar bazen şöyle yapar. Kok. Kok. Korktum. Kokla değil. Kokla değil. Hani yüklemi tamamlamak diye bir şey yok. Bayılır mı? Mesela Rahime teyze. Kok. Peki Rahime teyze, kokayım. Aslında emir veriyor ama sen farkında değilsin. Kok emrini yapıyor. Kokla demiyor ki. Kokla değil ama. Koklamak değil onlar için. Kokmak. Evet. Kok. İşte kok. Sen kok. Ay Zeyno çok güzel. Kokuyor. Kokula. Kokula. Çok güzelmiş. Ne çok yapacaksın? Güzel. Dolapta duruyordu. İnanılmaz güzel kokmuş. Ne yapacağım sence şeyde? Çok sağlıklı bir lezzete imza atacaksın, evet, Zeyno. Portakal. Yorgunluğunu kullanarak son bir haftadır tahminde bulunmadığımı farkındasın değil mi? Farkındayım bugün. Hayır, çok da ortada olduğunu düşündüğüm evet, tarifler için söylüyorum. Yoksa zaten zorlarsın. Yaparım yani. Şu hareket de güzelmiş Zeyno. Koordinasyon için çok güzel bak bu. Kas hareketi de oluyor, çok güzel. Peki sen şunu yapabiliyor musun? Hadi bakalım. Bir dakika. Bunu yapabiliyorum, evet. O onu değil. Kemal'cim mikrofonu bilmiyorum şey olacak mı ama yapamam, denemek istiyorum. Yapamam, onu yapma. Yaparsın. Yapamam. Şunu yapamıyor musun? Deneyin. A-a. Bak bu. A-a. Herkes denesin. Reji deneyin. A-a. Çok seviyorum bunu yapmayı. Çok gıcık bir şeydi. Gıcık tipler olur ya, böyle lisede de vardır. Aa, yapamıyor musun? Hayır, yapamıyorum. Yani
Çalışmadım. Bilmiyorum. Çalışmadım, uğraşmadım diyorsun. Ben kulaklarımı da oynatabiliyorum Zeynep. Biliyorum. Bugün çocukluğum aklıma Yapma. Geldi. Kulaklarını sakın oynatma. Bakamıyorum öyle. Oynatmayacağım çünkü küpe takmayı unutmuşum. Bakamıyorum Kapatmam öyle. lazım olduğu kadar. Neyse, Zaten birazdan az kepçeler. sonra kolonyalar o tarafa atarım beyaz kupa. Hemen kapatmam lazım. Bakmayın Evet. kulak. Kepçe dedim. Kepçe benim kulaklarım. Şaka Ciddi kepçe. yapıyorsun. Ah bak bak. Döner Musti çek. misin be? Bak kepçe, bildiğin kepçe. Bak. Yok artık. Vallahi kepçedir. Yok ben severim kepçeliğini kulaklarım. Ve hu 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 maymuna benzer, çok hoşuma gider. Alakası yani hiç fark etmedim bugüne kadar biliyor musun? Sen yayında gösterdim artık. Bütün izleyenlerimiz 70 milyon 80 4 milyon. Yıl Herkes oluyor. Bütün işini gücünü bırakıp bizi izliyor ya. 80 milyon bizi izliyor. Herkes kepçe kulak oldu. 4 artık. Yıl oluyor. Gerçekten. Hiç fark etmedim. O kadar da saçımı toplarım. Çok toplarsın canım. 50 Evet. kere 50 bin kere gördüm saçın toplu. Hiç fark etmedim Ama ya ben ben bunu. seviyorum. Manken Ben vardı de Doğa, hatırlıyor musun? Ya bir Bunu de onunla konuşmuştuk. çok eğlendik ya. Bilsem Konuşmuştuk konuşmam şöyle öyle bir şey. yapıştırmıştı kulaklarını yapıştırıcıyla. Neydi Neresi kızın soyadı? kepçe bekleriz. Doğa bekleriz. Ha. Ah canım, yok piyasada. Geçen sefer Evlendi konuştuğumuzda galiba. da bunu söylemiştik. Yok Evlendi piyasada demiştik. galiba. Ha, öyle mi O oluyorlar? zaman da öyle dedim. Evlendi Ay, galiba dedim. evlenince böyle mi oluyor bunlar? Bir şey söyleyeceğim. Kepçe mepçe değil, beni Kepçe, sinirlendirme. kepçe, Alakası yok. kepçe, kepçe. Alakası Kilo yok verince daha da şeyde. çok kepçe gibi oldu böyle. Hani biraz böyle etli olunca kapatıyor şuralar falan, böyle biraz böyle destek olunca hani o böyle şey olmuş. Alakası yok ya. Ay yeri ben seni. Ciddi anlamda Sen ilk beni kez seviyorsun ya, görüyorum. kepçe değilmiş gibi geliyor Evet. sana. Hani bakıyorum da yok, alakası yok. Ya. Sinirlendirme beni şey daha yemeğe tarifine geç. Ben geçiyorum. Tavuklarımızı Has Tavuk sponsorumuzun tavuklarına. Bilemeyeni. Mustafa göstersene, beni tehdit ediyor Mustafa. Bilemezsem kafama ayvayı atacağım. Gerçekten ayvayı yiyeceğim şu andan itibaren. Ha. Bilmek zorundayım. Zank diye Yazık vurur bana. kadına Acitasyon. şiddet. Yaz bendeki acitasyon. Yazık bana, kafama atacakmış. Çok Kafana bir zavallıyım. de. Bir de kafama. El bir Çok kere el zavallıyım. koordinasyonum yok. Bu yakınından atsam bir tarafa gider benim. Aa! Dibinden atsam böyle gider. Sen hiç beyzbol falan oynamadın mı? Bizim Oynamadım. Hatta bilardoyu matematik hesabıyla atasporumuz. oynayabildim. Oynayamıyorum, mantığım Geçen almıyor. gün, ay bu çok komik, özür diliyorum, konudan konuya geçiyorum sevgili izleyenler. Boğaçan dedik, anne dedi, biliyor musun dedi, bu sokeyinde dedi, Rusya'da dedi 42'ye 0 mı ne yenilmişiz. Aa dedim, çok şaşkınım, atasporumuzda nasıl yenilmişiz dedim. Oysa biz dedim çocukluğumuzdan itibaren 3 yaşından itibaren bu ülkede dedim bu sokey. Ne alaka dedim, bu sokeyin ne yani Bir dedim. şey söyleyeceğim. Buz hokeyinde 42-0. Ben Tabii ki şimdi yeniliriz. Buz hokeyi nedir? yani bir de Bizim kültürümüz. Rusya'ya yenilmişiz ayrı mevzu da ben sana şimdi senesini söyleyeceğim. Dinle. Zemin Efendim? kayganmış diyorlar. Zemin kaykan ve şiddet doluymuş. Ben Trump. şimdi bak 40 yaşındayım. 9-10 Yaşını yaşındaydım. söylemeseydin iyiydi. Söyledim 40 Benim de yaşındayım. 45 olduğum ortaya çıktı. 9-10 Evet. yaşındaydım. Ankara'da buz hokeyi takımı vardı. Vardı canım. Ben lisedeyken matematik öğretmenini şöyle kandırmıştık. Bir tane nöbetçi arkadaşım vardı. Fahri abi Mustafa. vardı bak. İçeri girmiştim. Hocam, bu sokeyi takımında beden eğitimi öğretmenimiz çağırıyor deyip tıp 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 saymıştım. Matematik öğretmeni de hiç sorgulamadan. Peki çocuklar, çıkabilirsiniz. Ne bu sokeyi? Hangi bu sokeyi? Ya Ergun hocam, böyle bir insansınız. Çok tatlıydınız ya. Bir de ki çocuklar, bizde bu sokey takımı mı var? Çelebi Mehmet Lisesi'nde bu sokey takımı ne arar? Biz de hepimiz çıkmıştık bu sokey takımı. Ben ciddi ciddi hatırlıyorum. Ankara Kurtuluş Parkı'nda o zaman vardı sadece salon, saha diyeyim. İyi de bir takım vardı. Ankara'yı, İstanbul'u falan yenmişlerdi. Abim de bu sokeyi yapardı. Buna rağmen Ben buz biz Rusya'ya pateni 42-0 oynamıştım. mı? Buz pateni oynamıştım. Oynadım çift atar. Tövbe tövbe. Buz pistinde buz pateni oynanır diye. Ama yani Rusya'dan bahsediyorsun şeyden. Evet yani. İmkanlar, koşullar. Ya. Yani Amerika'ya beyzbolda yenilmemiz gibi bir şey bu. Hiç anlam veremiyorum. Tamam, bu kültürü sevebiliriz, hani bowling. Aa, değişik bir şey falan ama hani ya bir kere metabolik olarak mümkün değil. Onların o soğuğa dayanıklılığı falan. Tamam, bizim de Ankara falan sağlamdır Buz soğuğa üstünde sonra. üşümezsin ama. Ha, evet.
sürekli olmak. Çok efor sarf ettiğin için. Hareketliyim, zorluyorsun ellerin kendini. Ellerin ve kulakların üşümeyecek, rüzgar alıyorsun ya. Hı hı. Bacaklarını, şeyleri, buzlukları, o şeyleri geçirdin mi? Seninle bir gün buz pateni VTR'si çekelim. Gidelim yapalım. Çok eğleniriz. Tamam. İzleyenlerimiz de sen tamam. De profesyonelce kayarken ben yok. Doink doink düşme sahneleriyle çok komik olabilirim. 23 yıldır neredeyse bu süsüne çıkmadım ama bisiklet gibidir bisiklete sanırım. Bisiklete binmek gibidir canım. O ayağına o bıçaksı aletleri. Aha evet. Bu arada... Ya benim kafam nasıl çalışıyor bazen durduramıyorum. Tibet'te 7 yılda evet. Tibet'e gidiyor Brad Pitt. Tibet'tekiler o buz patelinin bıçaklı ayakkabıları var ya. Orada insancıklar tabii bilmiyorlar nereden evet, bilsinler. Evet. Batı'dan geldi bununla ekmek kesiliyormuş diye satıyorlar. Filmin o sahnesi çok etkilemişti. Şimdi bunu konuşurken joink diye gözüme o sahne geldi. Benim de bisikletten düştüğüm geldi. Sen bisiklete binmek gibi dedin. Ben bisiklete binemediğim için buz patenine başlamıştım. Ah ben sana kıyamam. Evet. Ama buz pateninde de düşüyorsun annem. Ama onda kafam kırılmıyor. Doğru. Daha böyle şey hani o bir de daha güvenlikli. İlk adımlarda böyle VV yürümeyi öğrenirsin. Evet. İlk adımlarda böyle VV ayağın kontrollü. İkinci hamle nasıl düşmen gereklidir. Hop. Çok güzel. Hop diye. Bisiklette kafa göz giriyorsun. Hani böyle şu bacaklar parçalanmadan, kolların şurası yara olmadan öğrenemezsin. Benim de. İşte bir sonrası yok. Aa, ben bilmem buna şeytan icadı falan. Zararsız bir şey istiyorum ben. Zararsız mı? Ay çok tatlısın. Ay kaynamayacak sabah nerelere. Evet kaynatmayayım hemen anlatayım. Hiç evet. Öyle bir amacım yoktu. Nereden çıkarıyoruz hani buz hokeyinden, beyzboldan, Tibet'te 7 yıldan konuşmuşum. Bisiklete girmişiz, bisiklet öğret. Hay kaynatmaya nereden çalıştım. Nereden geldin Ayva'dan bilmiyorum. Ayva'dan. Da. Ayva yemek. Ay güzel sohbet. Çok teşekkür ediyorum Zeynep. Rica ederim. Bu konuğumuzu sohbet... Bu sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ne diyor? Ha. Tarif çok eder ciddi. Misin? Çok ciddi. Kurtardı beni Mustafa da. Tamam. Liste, bir dakika sen listeyi şey yap, anlat. Ondan sonra ben tahmin edeyim sonra sen tarifini ben yaparsın. Ben söyleyeyim tavuklu ayva dolması yapacağız. Gözlüğüm yok diye arkamdan iş çeviriyorsunuz. Hayır gerçekten değildi, tuzağa düştün. Gerçekten gözlüğün olmadığı için iyilik olsun diye yapmıştı yönetmenim canım Mustafa şey yazmış. Zeynep detaylı tarifi versin, miktarları da yazın çünkü listeyi şey yapamadık diye yazmış. Ha tamam. Tabii ki tarif ederim. 700 gram kadar kemiksiz tavuk etimiz var. 700 gram kemiksiz tavuk etimiz var. Giderken sağda gelirken sağda. Gerçekten tavukla ayva dolması. Dolması. Ayva dolması. Ayva dolması. Bir şey çünkü... gibi oldu. Tekin Çetin Dört, Çetin Tekin Dört. Aynen onun gibi oldu. Gerçekten tavuklu ayva dolması yapıyoruz. Bunun içinde 4 tane büyük ayvamız var. Bunları ikiye keseceğiz. Ortalarını biraz çıkaracağız. Çok çıkarmak istemiyorum. O lezzet içinde kalsın istiyorum. 700 gram kadar kemiksiz tavuk etlerimiz var. But etinden kullanıyoruz. Lezzetli olsun diye. Oh. Suyunu sıkmayacağız ama içine renk versin, lezzet versin diye zeytinyağlı yemeklerde şeker kullanırız ya. Onun yerine dilim dilim portakallar koyacağız. Tavuğumuzun harcında taze soğan olacak, maydanoz olacak, havuç olacak. Bunlar da tereyağlı olarak pişecekler. Önce biraz... Ocakta pişireceğiz. Ardından belki biraz fırına atarız. Harikasın. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Gerçekten ayva yedireceğiz bugün ama çok güzel, keyifli bir şekilde yedireceğiz. Yani ayvayı içine oyup dolduracağız. Daha önce biliyorsun kuzu etli ayva dolması yapmıştık biz yayınımızda. Biliyorum, hatırlıyorum. Kuzu etlisi daha yaygındır. Biraz Osmanlı mutfağından da gelir aslında. Biz de mutfağımızda biliyorsun meyveler falan var, kullanılır. Var değil mi Zeynocuğum? Tabii. Yani seninle birlikte bu bilgileri de öğreniyoruz. Tabii, Osmanlı mutfağında özellikle var. Ayvanın olduğu konusunda tabii da. Var. Bunlar girmişler. Gayet güzel. Hani soğan ben... Buna kuru soğan çok yakıştırmadığım için taze soğanla yapacağım. Tavuklu ayva dolması portakallı yapılmış mıdır bilmiyorum. Yapan varsa selam olsun, değilse biz uydurduk. Yani. Şu anda da yayın tarihidir, kayıttır. Canlı yayın. Şu anda patentini almış durumdayız. Patent bizde, tarih var.
Şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün başka bir tarif yapılıyordu. Sabah sponsorumuzdan bu tavuk gelince hemen böyle bir tarif yaptık. Güzel de olacak. Çok güzel çok olacak da lezzetli bence. Olacak. Bence de çok lezzetli olacak canım benim. O zaman evet, süremiz oldukça güzel bir kıvama gelmiş. Bir an önce sporumuza başlayalım. Evet. Biz burada sen yemeğine başla, sohbetimizi yapalım. Haberlerde oydu buydu bilmiyorum. Belki direkt sevgili Doktor Mustafa Töken bugün stüdyomuzda. Elma Life bizimle birlikte olacak. Sağlıklı yaşamı konuşacağız. Bir başarı göstermiş kişiyle birlikte. Belki onlarla devam ederiz direkt. Belki haberlerle devam ederiz. Şu anda karar vermedik ama şimdi hemen spor. Merhabalar, ismim Arzu Sezgin, Pilates eğitmeniyim. Herkese iyi, güzel, sağlıklı bir gün diliyorum. Hep birlikte Pilates yapacağız. Bugün size biraz Pilates'ten bahsetmek istiyorum. Pilates yaparken nelere dikkat ederiz? Pilates bizim için neyi ifade eder? Bunlardan biraz bahsedeyim. Pilates, nefesle birlikte yapılan bir egzersiz. Nefes alışverişiyle yapılan bir egzersiz. Ve bizler Pilates yaparken, kaslarımızı çalıştırırken aynı zamanda esnetmiş oluyoruz. Pilates yaparken birkaç önemli nokta var. Bunlardan birisi Pilates'te konsantrasyon, nefes, akıcılık ve merkezleme. Çok önemli bunlar. Şimdi size nefesi anlatmak istiyorum. Nefes alırken çok rahat olmanızı istiyorum. Pilates'te bizler diyaframımızı kullanıyoruz. Diyaframımızı kullanırken nefes aldım, göğüs kafesimi ve omuzlarımı rahat hareket ettirerek. Yani nefes aldım. Göğüs kafesimi şişirmeden ve omuzlarımı yukarı kaldırmadan rahat bir pozisyonda diyaframımızın ellerimizi karnımızın üzerine koyarsak böyle dört parmak yana yatay olarak genişlediğini hissetmeliyim. Örnek olarak bir tane gösteriyorum. Nefes alırken kaburga kemiklerimizin yana açıldığını, nefes verirken de kaburga kemiklerimizin kapandığınızı hissetmeliyiz. İkinci önemli unsurlardan bir tanesi de kalça kemiğimiz. Bunu da size yan dönerek göstermek istiyorum. Kalça kemiğimizi öne geri yuvarlayarak natürel duruşumuzu bulmaya çalışıyoruz. Kalça kemiğimi geriye yuvarlıyorum, öne yuvarlıyorum, geriye yuvarlarken nefes alıyorum, öne yuvarlarken nefes veriyorum. Böylelikle karın kaslarımızı da aktive etmiş oluyoruz. Nefes aldım, nefes veriyorum. Şimdi natürel duruşumuzu bulmak için ne çok geride bırakıyorum, ne de çok öne intiyorum. Tam orta noktayı alıyorum. Karnımızı içerimizde tutuyoruz ve nefes alıyorum. Nefes verirken yavaş yavaş boyundan başlayarak aşağı doğru gövdemi aşağı doğru indiriyorum. Burada kollarımı, başımı serbest bırakıyorum. Arkadaki esnekliği iyice hissetmeye çalışıyorum. Nefes alıyorum ve nefes verirken omurlarımı tek tek bir inci tanesi gibi yavaş yavaş tekrar yukarıya diziyorum. Bunu bir kez daha yapıyoruz. Nefes aldım ve nefes verirken yavaş yavaş omurlarımızı tek tek aşağıya doğru yuvarlıyorum. Kendimi serbest bıraktım. Burada yine tekrar derin bir nefes alıyorum ve nefes verirken yavaş yavaş kendimi yukarıya kaldırıyorum. Böylelikle karın kaslarımızı aktive etmiş olduk nefes yoluyla. Şimdi yavaşça matımızın üzerine geçiyoruz ve burada başlangıç egzersizlerimize başlıyoruz. Pilates bize doğru duruş alışkanlığını kazandırıyor. Günlük hayatımızda bütün işleyişimiz öne doğru. O yüzden bizler omurgamızı öndeki pozisyondan dik pozisyona ve esnetme pozisyonuna geçiyoruz. Aynı zamanda boyun, omurga rahatsızlıklarına da çok iyi gelen bir egzersiz. Nefes alıyorum. Nefes verirken yavaş yavaş kendimi serbest bırakıyorum. Ayaklarımızı biraz daha kendimize çekiyoruz. Şimdi burada da sırt üstü duruşta da natürel pozisyonumuzu bulmak için aynı ayakta olduğu gibi yukarı kaldırdığımda öne yuvarlamış oluyorum. Geriye yatırdığımda tamamen sırtımı geriye yuvarlamış oluyorum. İşte burada da tam orta noktayı buluyorum. Ne geride ne önde. Sanki belimizin altında küçük bir üzüm tanesi var ve onu ezmiyorum şeklinde. Şimdi kollarımızı yukarı kaldırdık. Yine burada doğal duruşumuzu koruyarak karnımız içeride. Omuzlarımızı yavaşça yukarı kaldırıyorum. Nefes alarak, nefes vererek aşağı indiriyorum.
İki tane daha yapıyoruz bunu. Nefes aldım. Ve nefes verirken aşağı indiriyorum. Ve son kez yukarı nefes aldım. Nefes verirken aşağı indiriyorum. Kollarımızı aşağı indirdik. Aynı şeyi yerde yapıyorum. Nefes alırken omuzlarımı kulaklarıma yaklaştırdım. Nefes verirken uzaklaştırıyorum. Nefes alırken omuzlarımı kulaklarıma çektim. Ve nefes verirken uzaklaştırıyorum. Nefes alırken çekiyorum son kez. Ve nefes verirken uzaklaştırdım. Bu pozisyonumu koruyarak şimdi yavaşça hiç kalça kemiğimizi hareket ettirmeden sağ ayağımı nefes alırken kendime doğru çekiyorum. Ve nefes verirken tekrar yerine koyuyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Nefes alıyorum. Ve nefes verirken indiriyorum. Son iki nefes aldım. Ve nefes verirken indirdim. Son tekrar nefes alıyorum. Ve nefes verirken indiriyorum. Şimdi kollarımızı yukarı kaldırdık tekrar. Çapraz pozisyonda indiriş ve kaldırış yapacağız. Bunu yaparken sizden istediğim, kollarımın uçlarından, parmaklarımın uçlarından sanki birisi uzatıyor ama ben de buna direniyormuşum gibi nefes alıyorum. Nefes verirken ters yönde uzatıyorum tekrar. Nefes alıyorum. Ve nefes verirken uzatıyorum. Son iki tekrar. Nefes alıyorum, uzan. Ve nefes ver. Ters yöne. Son tekrar. Nefes aldım, uzattım. Ve nefes ver. Şimdi kollarımızı yukarı aldık. Aynı hareketleri masa pozisyonu dediğimiz pozisyonda yapıyoruz şimdi. Burada karın kaslarımızı biraz daha aktifleştiriyoruz. Burada sizden istediğim, karnımızı yine çok iyi içeride sıkı tutarken, doğal duruşumuzu bozmadan, bunu yaparken eğer zorlanıyorsanız, belinizin altına bel boşluğunuzu desteklemek için ya da boynundan rahatsızlığı olanlar boynlarının altına havlu koyabilirler. Böylelikle daha rahat bir pozisyonda dayayarak yapmış oluyoruz. Herhangi bir sorunu olmayanlar da rahatlıkla bu pozisyonu yapabilirler. Ayaklarım yere basıyormuş gibi, dizlerim 90 derece. Aynı hareketi burada yapıyorum şimdi. Koruyarak nefes aldım, uzatıyorum. Nefes verdim, indiriyorum. Kürek kemiklerimin birbirinden uzaklaştığını burada hissediyorum ve yakınlaştırıyorum. Son iki tekrar uzattım, al nefes ve ver nefes, indir. Ve son tekrar uzat, ver nefes, indir. Aynı çaprazı şimdi burada masa pozisyonunu koruyarak yapıyorum. Nefes alırken uzattım ve nefes verirken ters yöne. İki tane daha, al nefes, uzan, ver nefes, ters yöne ve son tekrar. Al nefes, uzan ve ver nefes, ters yöne. Şimdi kolları yukarı alıyorum, pozisyonumu bozmadan. Bu yaptığımız hareketleri bel fıtığı ve boyun fıtığı olanlar rahatlıkla yapabilirler çünkü öne bir zorlanma yok. Şimdi deniz yıldızı dediğimiz bir hareket yapıyoruz. Nefes alıyorum, nefes verirken kollarımı kulak hizasında, bacaklarımı da çok yere indirmeden bu pozisyonda nefes veriyorum. Tekrar masa pozisyonuna geçiyorum. Ve nefes ver. 5 tane yapıyoruz bu hareketi. Nefes alıyorum. Ve nefes veriyorum. Al nefes. Ve son iki tekrar. Al nefes. Ve ver nefes. Ve son tekrar. Al nefes. Ve ver nefes. Nefesimi alıyorum. Nefesimi verirken yavaşça ellerimi ve ayaklarımı yere koyuyorum. Birazcık rahatlamak için yavaşça sağ bacağımızı kendimize doğru çekiyoruz ve esnetiyoruz. Burada bir nefes alıp veriyorum. Diğer tarafa nefes aldım ve nefes veriyorum. Ellerimizi başımızın arkasına koyuyoruz. Şimdi bu yaptığımız hareketi bel fıtığı ve boyun fıtığı olanlar yapmazlarsa daha iyi olur. Eğer belinde özellikle sorunu olanlar için. Çünkü öne bükülmeli hareketlerde
Bel fıtığı olanlar için sakıncalı olabilir. Bel fıtığı olmayanlar rahatlıkla yapabilirler. Eğer bel fıtığında sorun varsa hareketi sadece dizlerimi başlangıçta yaptığım hareket gibi kaldırarak, yavaşça yerine koyarak yine yapabilirler. Nefes alıyorum. Nefes verirken omuzlardan hareketle kendimi yukarı kaldırıyorum. Yaparken çenemin altında bir tenis topu varmış da onu tutmaya çalışıyormuş hissiyle nefes aldım. Nefes verirken uzan. Nefes alıyorum. Ve nefes ver. Şimdi nefes alırken kollarımı öne uzattım. Dizlerimi bacaklarımın yanından tutuyorum. Burada 4 sayı bekliyorum. 4, 3, 2, 1. Nefes aldım. Kollarımı başımın arkasına dayadım, destekledim. Nefes verirken yavaşça iniyorum. 2 tane daha yapıyorum bunu. Nefes aldım. Ve nefes verirken yüksel. Nefes alırken öne. Şimdi bekliyorum. 4, 3, 2, 1. Aldım nefes. Ve nefes verirken yavaşça iniyorum. Son kez nefes aldım. Nefes ver. Nefes alarak uzan. Burada verirken 4 sayı bekle. Son 2, 1. Al nefes. Ve vererek yavaşça iniyoruz. Evet. Şimdi yavaşça bacaklarımızı uzattı. Karın kaslarımızı biraz rahatlatmak için kendimizi yavaşça esnetiyorum. Derin nefes al ve ver. Evet, şimdi yine Pilates'in en temel hareketlerinden birisi olan köprü hareketini yapacağız birlikte. Köprüde de size başta anlattığım doğal duruşumu pelvik tilt dediğimiz hareketle, yani sırtımı tamamen yere sabitleyerek yapıyorum. Ne yapıyorum? Yani kalçamı tamamen geriye yuvarladım. Karnım içeride, kollar gövdenin yanında, ayaklarım çok yere sağlam basıyor. Nefesimi alıyorum ve nefes verirken yavaşça kalçamı yerden yukarı kaldırıyorum. Bunu yaparken diz açım, kalça kemiğim ve göğüs kafesimin açıları dümdüz bir hat üzerinde olmalı. Kalçam ne aşağıda ne de çok yukarı itmeliyim. Evet, burada kalça hareketini hiç bozmuyorum. Kürek kemiklerim yerde. Nefes alıyorum. Nefes verirken boyundan başlayarak omurlarımı yine tek tek yavaş bir pozisyonda yere diziyorum. Hiç hareket yaparken acele etmiyoruz. Omuzlar kulaklardan uzak. Bütün parmaklarımın, ayak parmaklarımın yere bastığını hissediyorum. Nefes aldım, tilt. Nefes vererek yavaşça yukarı kaldırıyorum. Dizlerimin arasında 4 parmak bir boşluk açısını kullanıyorum. Dizlerimi yana açmamaya özen gösteriyorum. Karnım çok iyi içeride. Nefes aldım ve nefes verirken yavaş yavaş tekrar indiriyorum. Bir tane daha yapıyorum. Nefes aldık ve nefes verirken yukarı kaldırıyorum. Şimdi kollarımı geri alıyorum. Kalçamın açısını hiç bozmadan. Evet, burada ayaklarımla direniyorum, ellerimle esnetiyorum ve omurlarımın arasındaki iyice esnetiyoruz. Nefes alırken kollarımı yukarı, nefes verirken kollarla birlikte de yavaşça gövdeyi aşağı indiriyorum. Şimdi iki tane daha farklı türünü göstereceğim. Parmak ucunda köprüye kalkıyorum. Nefes aldım, nefes vererek tilt yaptık ve yukarı kaldırdım kalçayı. Burada nefes alışverişinde verirken topuğa geçiyorum ayaklarımla. Topukta iniş yapıyorum nefes verirken. Şimdi topukta kalkıyorum. Tilt yaptım yine. Yükseldik. Nefes verirken parmak ucuna geçiyorum. Tekrar nefes alıyorum ve nefes verirken yavaşça indiriyorum. Şimdi ayaklarımızı uzatıyoruz ve yavaşça sallayarak dinlendiriyoruz. Yukarı kalkıyoruz arkadaşlar. Öne yuvarlanma. Yine natürel duruşumu koruyarak karnım içeride, boyundan başlayarak yavaşça ayak ucuma doğru uzanacağım ve esneyeceğim. Nefes aldım. Nefes verirken yavaşça uzanıyorum. Gövdem yere paralel pozisyonda. Kollar kulak hizasında, nefes veriyorum. Nefes aldım, doğruldum. Nefes verirken yavaşça kollarla birlikte gövdeyi aşağı indiriyorum.
Bir tane daha yapıyorum. Nefes aldım. Ve nefes vererek öne doğru uzan, esnet. Burada bir nefes alışverişlik bekliyorum. Tekrar nefesimi alıyorum ve nefes vererek dik pozisyona geçiyorum. Evet, şimdi de yan pozisyonda yapacağımız basen ve kalçayı çalıştıran çok basit ama çok etkili bir egzersizi size göstermek istiyorum. Başımla kolumun altına iyice uzandım. Burada rahat düz bir çizgide olduğunuzu hissedin. Ayaklarınızı 90 derecelik pozisyona alıyorum. Alt ayağım parmak ucunda, üst ayağım da topukla birleşik. Hareketi yaparken topukların birbirinden ayırmayacağım. Ve burada kalçanın hareketi önemli. Kalçayı geriye götürmeden ve bel boşluğumu tamamen yere dayamadan karnım içeride hareketi yapıyorum. Öndeki elimi destek amacıyla öne alıyorum ki kalçamdan destek, ya da yapamazsanız elinizi belinize tutarsak başlangıç için sanırım daha iyi olacak. Burada nefesimi alıyorum ve nefesimi verirken dizimi yukarı kaldırıyorum. Nefesimi alıyorum ve nefesimi verirken yukarı kaldırıyorum. Ve son 3 tekrar. Ver nefes. Son 2. Ver nefes. Son tekrarda dizimi yukarıda bırakıyorum. Aldım nefesimi, verdim. Şimdi burada yine bu bölgelerimizi, karın bölgemi ve kalça bölgemi çok iyi koruyarak küçük sıkıştırmalar yapıyorum nefes vererek. Nefes aldım ve 10 kez ver nefes, ver. 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve yavaşça ayağımızı öne doğru uzatıyoruz. Şimdi burada da kalçamın açısında ayağımı öne doğru uzatıyorum. Parmak uçlarım kendime çekik. Yani biz buna flex diyoruz. Öne uzattığımız pozisyon point. Kendimize doğru çektiğimiz flex. Flex'te yavaşça aşağı indiriyorum. Nefes alıyorum. Nefes verirken yukarı kaldırıyorum. Nefes aldım aşağıya. Nefes verdim yukarı. Son iki tekrar nefes aldım. Ve nefes ver. Ve son tekrar nefes aldım, nefes vererek yukarı. Bu pozisyonumu koruyarak artık son biraz acıdığını hissediyoruz. Dayanıyoruz, serbest nefesle 5, 4, 3, 2, 1 ve ters yöne 5, 4, 3, 2 ve 1. Ve yavaşça bırakıyoruz. Şimdi diğer tarafı yapıyoruz aynı şekilde. Taraftan uzandım. Sol kolumu başımın altına yasladım. İsterseniz buraya bir havlu da koyarsanız daha rahat edebilirsiniz. Dizlerimi 90 dereceye aldım. Bel boşluğum aktif. Parmak ucu altta. Topuğumu birleştirdim. Ellerimi kalçama dayıyorum. Nefes aldım. Ve nefes vererek dizimi yukarı kaldırıyorum. Nefes al. Ver. Al nefes. Ve ver. Son iki tekrar. Ve yukarı. Ve son bir. Yukarı. Burada bırakıyorum. Nefesimi aldım ve sıkıştırma yapıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Öne uzattık. Haydi son 5 sayımız. Nefes alıyorum ve ver. Al nefes. Ve 2, son 3 ve yukarı, son 2 ve son 1 tekrar ve yavaşça alıyoruz. Evet, kalça egzersizlerimiz de bu kadar. Bugünkü çalışmamızı esnetmeyle sonlandıralım o zaman. Sağ ayağımızı içeri doğru bükerken sol ayağımızı yavaşça dışarı doğru büküyoruz. Nefesimi aldım. Nefes verirken, sol elimi uzatırken sağ elimi de başımın üzerinde onu takip ediyor. Kalçamı yerden kaldırmamaya çalışıyorum ve yerdeki elimle hafif baskı yapıyorum. Diğer tarafa şimdi aynısı. Aldım nefesimi ve verirken diğer kol başımın üzerinden. Burada omuzumuzu rahat bırakıyoruz. Uzandım. Ve ayak değiştiriyoruz. Sol ayağımı içeri alıyorum. Sağ ayağım dışarıda. Nefesimi aldım ve nefes verirken, uzanırken omzum rahat.
Diğer tarafa aldım nefes. Verirken uzan. Evet, şimdi yavaşça bağdaş kuruyoruz. Derin bir nefes aldık, verdik. Burada yavaşça kollarımızla omurgamızı, karnımızı içeride kalacağım yerde tutmaya çalışırken nefes aldım, uzandım ve nefes vererek bitiriyoruz. Teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum. Olay Televizyonu'nda hayatın tadındasınız. Çok güzel bir sabah, öyle de olmaya devam edecek. Yine stüdyomuzda tanıdığınız, öğretileriyle çok şey öğrendiğimiz, sağlık kazandığımız doktorumuz var. Bugün yine pek çok şey öğreneceğiz. Bugün belki de öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Hayat şekli haline getirmeyi öğreneceğiz. Ve tabii ki daha sağlıklı yaşamayı öğreneceğiz. Elma Life'la. Doktor Mustafa Töken stüdyomuzda. Hoş gelmişler. Hoş bulduk. Doktorum nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler iyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok şık görünüyorsunuz teşekkür bugün. Teşekkür ederim. Ayrı bir havanız var. Çok hoş olmuş. Çok beğendim. Siz de çok şıksınız. Çok teşekkür ediyorum. Ve başarı göstermiş doktorumun danışanlarından benim de çok eski ahbaplığım olan tanıdığım sevgili Aysinç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hep bildiğim gibi böyle hoş, bakımlı, güzel. Canım. Hiç değişmemiş halinizle çok hoş görünüyorsunuz. Senin o güzel görüşle. Çok teşekkür ediyorum. Başarı konuşacağız bugün, evet, değil mi? Evet, hayat tabii, başarısını evet. konuşacağız. Hatta geçmişte verdiğimiz mücadelelerle evet. birleştireceğiz. Evet, değil mi aynen öyle. Hanımcığım? Aynen öyle. Harikasınız. O zaman hemen doktorumla başlamak istiyorum. Çünkü 45'te biliyorsunuz 9.45'te bir yarışma gerçekleştiriyoruz. 100 liralık hediye kartı kazanıyorsunuz. O yarışmaya geçmeden önce hemen sohbetimize dalalım ve başlayalım. Doktorum, sağlıklı yaşam çok önemli ve çok değerli ama bu sabah şununla başlayalım. Denenip denenip geri dönen kilolardan, neden? Biz aslında bunu daha önceden belirlemedik ama ben Aysun Hanım'ı görünce onun da benim de geçmişte yaptığımız denemelerde nasıl başarısız olduğumuz aklıma geldiği için buradan yola çıkalım istedim. Ne dersiniz? Olur, çok güzel bir konu. Şimdi buna yo-yo etkisi deniliyor. Bunun tabii birçok sebebi var. Bu sebepler üzerinde durabiliriz. Hı hı. Nedir bunlar? Kısaca bahsedecek olursak. Mesela ara öğünlü, düşük kalorili diyetler. Kalori düşük değil mi? Kalori düşük, yağ oranı düşük. Düşük. Çünkü en fazla kalori nerede var? Yağda var. Dolayısıyla düşük kalorili, düşük yağlı veya yağsız diyetler, light diyetler başta olmak üzere sık öğünler. Yani 2-3 saatte bir şeyler yemek. Dolayısıyla bu ciddi şekilde insan vücudunu atıştırmalıklara alıştırıyor. Bunun sonucunda da bu sık yemek yeme alışkanlığı da o atıştırmalıklar veya ara öğünlerle ciddi bir insülinemi gerçekleşiyor. Ne demektir insülinemi? İnsülinin yüksek seyretmesi. Çok önemli yüksek bir seyretmesi. Konudur. Evet, yani ben işte 8 ay önce 916 insülin de gördüm, tokluk insülini. Daha dün 738 tokluk insülini de gördüm. Peki doktorum, insülinin yüksek seyretmesi ne yapıyor? Vücuda ne yapıyor? İnsanlara nasıl tepki göstertiyor? Neler yaşanıyor? Şimdi insülin bir hormon. Pankreastan salgılanan bir hormon. Özellikle karbonhidratlar ve basit şekerler yendiğinde salgılanan bir hormon. Hı hı. Bunun görevi vücuttaki kan şekerini düşürmek. Hı hı. Peki eğer hareket varsa, fiziksel aktivite varsa o şekeri belki fiziksel aktiviteyle düşürebileceksiniz. Yeterli ve doğru bir hareket programıyla. Ama eğer yanlış bir program uyguluyorsak veya işte yaşımız, boyumuz, kilomuz, sağlık durumumuz o hareketleri yapmaya müsait değilse veya iş nedeniyle fırsatımız yoksa günlük yoğunlukta, hani iş yoğunluğunda veya bir ev hanımı bile olsa, sonuçta bizi izleyen kaç kişi acaba evde spor programını uygulayabiliyor? İşte bu noktada eğer spor yapamıyorsa o insülin yediğimiz ara öğünlerle veya ana öğünlerde yediğimiz o karbonhidrat ve basit şekerleri yağa dönüştürüyor. Hmm. Yani kan şekerini düşürebilmek için o yüksek insülin veya insülin o şekere
bir şekil yağa dönüştürüyor. Bu metabolik süreçler işte lipogenez olarak adlandırılıyor ve asıl kilo alma budur. Hı hı. Peki biz sık öğünlerle, düşük kalorili diyetlerle çünkü yağ aynı zamanda glisemik indeksi düşüren, insülin salgısının aşırı miktarda salgılanmasına neden olan, engel olan bir gıda maddesi. Yani biz yağlı yediğimizde, doğal yağlı beslendiğimizde aslında insülinemiyi de kontrol altına almış oluruz. Güzel. İnsülin salgısını engellemiş oluruz. Oluyoruz. Böylece de yağlanmaya, vücuttaki yağlanmaya engel oluruz. Depolamaya değil mi? Depolamıyor. Aha. Evet. Peki işte bu noktada demek ki biz vücudumuzu sık öğünlere alıştırdığımızda, yağsız ve light diyetlere alıştırdığımızda daha sonra da bu diyeti bırakıp gönlümüzce istediğimiz gibi ve yine yüksek insülinle neden olacak özellikle işte tatlı, pasta, işte beyaz ekmek gibi yüksek karbonhidrat, yüksek şeker içeren özellikle de lifsiz gıdalar, yani glisemik indeksi yüksek şeker içeren gıdalara da döndüğümüzde o zaman ciddi bir şekilde kilo alıyoruz. Ve hızlı. Hatta verdiğimizden bile fazla. Değil mi Aysun Hanımcığım? Peki, bunu yıllarca yaşadık. Bunda sadece insülin de değil, grelin hormonu da etkili. Yani çünkü biz sık öğünlerle leptin salgısının da tokluk hormonu veren ve yine aynı şekilde lipolizi aktive eden, sürdüren leptin hormonunun da salgısına engel oluyoruz. O nedenle bu da çok önemli. Çünkü leptin işte 4. saatten sonra salgılanıyor. İşte benim tavsiye ettiğim de bu 4,5, 5, 6, 7 saate kadar öğün araları ile hem zaten şimdi böyle belki seyircilerimiz şey düşünüyordur işte ben 6-7 saat nasıl yemeden duracağım? Evet, yani düşük insülin seviyesiyle bol yağlı yediğinizde gerçekten Acıkmıyorsunuz. Buna sanırım bu stüdyoda işte 1-2-3-4 evet herkes şahit yaşayarak bizzat. Dolayısıyla da hani biz yağlıyı yani düşük kalorili değil de hatta yüksek kalorili belki diyebileceğimiz yağlı beslenmeyi tavsiye ettiğimizde evet bir tokluk gerçekleşiyor, acıkma süresi uzuyor. Yani belki 6-7 saatte acıkıyorsunuz. İkincisi de insülin salgısına engel olarak lipogenezin önüne geçmiş oluyoruz. Aynı zamanda da lipolizi aktive etmiş oluyoruz. Çünkü 6-7 saatte oturmuyorsunuz. Mutlaka bir aktivite bir var. Kas hareketi var. O da gün içinde almış olduğunuz şekeri, karbonhidratı ve diğer gıda maddelerini kullanmanıza zaten günlük aktivitede sağlıyor. De yakıyorsunuz bir şekilde. İş yapıyor olmak, bir yerden bir yere gitmek, evde bir şeyle uğraşmak, bunlar da neticede bir hareket. Şimdi insanların şunu bilmesi gerekiyor. Kas hareketi, kolumu şöyle hareket ettirmem bir kas hareketidir. Kas hareketi şekeri otomatik olarak hücre içine alır, kas hücresinin içine alır ve harcar. Evet. Ama hareketsiz bir yaşamda bu gerçekleşmiyor, bu mümkün değil. Çok önemli bilgiler bunlar. Tamam. Şimdi dolayısıyla hani çok ciddi spor yapmaya da gerek yok. Evet. Ağırlıkla spor yapmaya da gerek yok. İşte yürürken yani koşmaya da gerek yok. Hareketli olmak yeterli. Hareketli olmak yetiyor. Hafif hareketli olmak yetiyor. Pardon sözünüzü kestim. Buyurun lütfen. Yıllar önce hatırlayasan spor salonunda yaptığımız. Nasıl kendimizi parçalardık? Evet, yani 3 saat. Düşünebiliyor musun? 2 saat bir sporun. Ve haftanın 5 günü yapıldıktan sonra yani o şey vücut sizden aynı şeyi 60 yaşında da gelse istiyor. Bu çok önemli. Burada bir virgül koyuyoruz. Yarışmamı gerçekleştiriyorum. Bu hararetli ve güzel açıklamaları bol sohbetimiz yarışmadan hemen sonra devam edecek. Sevgili izleyenler, şimdi yarışma zamanı. Hadi bakalım. Geldim. Yarışma zamanı. Seyhanlar Market. Seyhanlar. Soruyu soralım. Soruyu soralım hemen. Efendim, şehrimize değer katan, şehrimizle bütünleşmiş, şehrimizin parçası, hayatımızın parçası olan her şeyi sormaya çalışıyoruz. Yaklaşık 6. 7. haftada falanız. Sorduk, çeşit çeşit farklı farklı açılardan sorduk. Fark ettik ki
çok değerli, çok yüce bir doğa olayımızı bizimle bütünleşmiş, şehrimizin hemen üstünde o görkemli, ulu bir coğrafik yapımızın adını sormamışız. Oraya ulaşımı sormuşuz. Hani böyle kutuların içerisinde tık 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 raylarla gidiyoruz, ediyoruz. Bunlar var. Ya da böyle virajlı yollarla uzun bir mesafeden sonra bir saat yol kat ettikten sonra zirvesine kadar çıkıyoruz. Bu bir nedir? Yükselti adını söylemeyeyim artık, söyletmeyin. Neredeyse cevabını söyleyeceğim hakikaten, sevgili izleyenler. Bir şey diyemedim. Bu coğrafik oluşumun hemen şehrimizin üstündeki o ulu yükseltinin adı nedir? Hadi dağımızın adını sorayım. Diyeyim bunu da artık. Yok artık. Diyeyim, dedim artık. Dün çekirgeyi sormuştuk. Hoplayıverdiği çekirge. Zıpladığını bile söylemişti babam. Aa gelmiş. Fadime evet. Kurt, günaydın. Evet. Günaydın size de. Nasılsınız Fadime Hanımcığım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hangi semtten arıyorsunuz bizi? Dik Kaldırım'dan. Dik Kaldırım'dan arıyorsunuz. Harikasınız. Efendim, sorduğum sorunun cevabını rica edebilir miyim? Uludağ. Uludağ. Bravo. Harikasınız Fadime Hanımcığım. Seyhanlar Alışveriş Market'ten 100 liralık alışveriş kartı kazandınız. Gidip bir güzel harcayın. Tamam mı? Her sabah izlemeye devam edin. Sevgiler sunuyoruz size. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz. Sanıyorum biraz daha vaktimiz var sevgili yönetmenim. Anlatabileceğimiz olayları aktarmaya devam edebiliriz. Var değil mi Emre'cim? Süpermiş. Evet. Şimdi sevgili izleyenler, biz aslına bakarsanız bundan önceki birkaç hafta boyunca bu kartlarla gidip alışveriş yapıp evet. puan toplayabileceğinizi söylemiştik. Evet. İçimizdeki departmanlarla iletişim aksaklığı sebebiyle oldu. Ve Mustafa bizi iki kez uyardı, evet. yönetmenimiz dedi ki... Biz de şüpheye düştük aslında. Evet, ablalarım acaba mı yanlış dedik. Yapıyorsunuz. İzleyenler arıyorlar, kartı geri alıyorlarmış dedi. Biz şaşkınlık yaşadık Zeynep'le. Aslında biz Seyhanlar öneri de sunduk Zeyno. Sunmadık evet, mı? Evet sunduk. Bunu bile yaptık. Dedik ki yapsınlar siz bu, dedik. Siz bu kartları almayın insanlardan. Puan biriktirsinler. Biz daha ne yapalım Seyhanlar Market evet. için? Çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Evet. Fiyatlar çok uygun. Çok gidip uygun. Bu kartla 100 liralık alışveriş yapıyorlar. Yapıyorlar. Torbaları dolduruyorlar. Sonra kartı teslim edip çıkıyorlar. Kartı teslim edin. Reklamımız bitti efendim. Teşekkür ediyorum Zeynep Hanımcığım. Tanrıcığım. Evet, sohbetimiz Elma Life Doktor Mustafa Töken ve başarı göstermiş Aysin Çıpa ile devam ediyor. Gerçekten çok önemli konular konuşmaya başladık. Hararetli hararetli konuşurken reklamımızı da gerçekleştirmiş olduk. Spor çok değerli. Şimdi evet. Kanada'da zannediyorum, onunla ilgili bir haber de yakaladım doktorum. Onu da aktarayım. Şimdi havanın şartları... yaşarken işte yarattığımız bahaneler, oydu buydu, şunu nasıl yapacağız, bunu nasıl yapacağız, nasıl yürüyeceğim, nasıl hareket edeceğim gibi bahaneler hiç mantıklı değil. Evet. Çünkü insanlar her koşulda, her havada, her halükarda hareket edebiliyorlar. Ama siz diyorsunuz ki, bir kez daha aktarırsanız ben de orada haberi bulacağım. Hareket aslında nedir? İnsanın böyle kendini çılgınca yorması mıdır yoksa? Buyurun. Şimdi hareket nedir? Hareket kas hareketi. Hı hı. Şimdi kas hareketinde izometrik hareketler var, izotonik hareketler var. Hı hı. Şöyle göstereyim basitçe, hani insanlar şey yapsın diye. Ben boynumu sağa veya sola eğdiğimde aslında tonus artmıyor. Yani kas gücü artmıyor. Sadece boyu değişiyor. Hı hı. Boyun kasın boyunun uzayıp kısalması. Hı hı. Evet, bu bir kas hareketi mi? Kas hareketi. Kas hareketi. Bir de eğer kameramanım gösterirse, hı hı. Şöyle bir şey, elimle kafamı itiyorum, kafamla da elimi. Yani şöyle bir güç uyguluyorum. Bu da aslında izometrik hareket. Yani metresi aynı, uzun veya hı hı. kısa şeklinde değil de tonusu artıyor. Hı hı. Tonus arttığı için bu bir kas hareketi midir? Evet, bu da bir kas hareketi. Bu da hareketi. Bir kas hareketi. Şimdi işte bu noktada kasın izometrik ve izotonik hareketi önemli. Yani çok hızlı bunu çalıştırmaya gerek yok. Demek istediğim şey bu. Hı hı. Hareket şimdi, edin yeter. Hareket diyorsun. Edin yeter. Evet, ben kollarımı kaldırdım. Elimde şöyle şu anda hiçbir ağırlık yok. Hı hı. Ve şöyle bir hareket yapmam. Evet, bu da bir kas hareketi. Üstelik yani biraz kasarsam kendimi, hem izometrik hem izotonik aynı anda. Bu dolayısıyla benim kasımın çalışması için ya da işte o yediğim gıdanın içindeki şekeri harcaması için yeterli. Güzel.
bunu ben çok büyük bir ağırlıkla ve çok hızlı bir şekilde böyle böyle kendimi yoracak şekilde, sakatlayacak şekilde veya kalp yükümü arttıracak şekilde işte terleyecek ve nefes nefes kalacak şekilde işte kalp ritmi dediğim işte çarpıntıya sebep olacak şekilde 100'ün üstüne 120'nin üstüne çıkaracak şekilde bir spor yapmama gerek yok. Bu zararlı. İşte ne yapmak lazım? Nefes nefese kalmayacak. Hatta terlemeyecek. Hı hı. Böyle hafif zorlanmayacak şekilde. Güzel yürüyüşler evet, mesela. Evet, hafif bir yürüyüş. Yürüyüş. Yüzme. Değil mi? Yüzme. Bakın haberi yakaladım, haberden bahsedeyim. Veya egzersizler de olabilir. Yani illa yürüyüş imkanı yoksa, insanlar dışarı çıkıp yürüyemiyorsa, iklim şartları buna müsait değilse o zaman evin içinde oturduğu yerde, koltukta bunu çok kol, güzel bir bacak şekilde hareketleriyle de yapabilirler. Harikasınız. Ben şimdi yeni bu tablete geçtim. Çok da iyi ettim aslında ama böyle haberleri dank diye yakalayıp dank diye kaybedebiliyorum. Buldum. Kanada'dan bir haber. Bugünkü gazetenin haberidir. Kanada ama bir kayak merkezi değil, şehrin ortasında, başkent Ottawa'da parlamento binasının önünde insanlar kayaklarına binmişler. Gidecekleri yere kayaklarla gidiyorlar. -30 dereceleri bulan aşırı soğuklar yüzünden hayalet kente dönüşmüş Ottawa. Fakat Kanadalı siyasetçiler halkı egzersiz yapmaya teşvik etmek için ilginç bir yöntem bulmuşlar. Parlamento'nun ön bahçesini kayak pisti haline getirmişler ve vatandaşlar dün siyasetçilerle birlikte çoluk çocuk bütün aile kayak yapmanın keyfine varmışlar. Bu bir bilinç. İnsanlar bunu tabii ki çok küçük yaşlardan itibaren ediniyorlar ve onunla yaşıyorlar. Ama bizim iklim koşullarımız parlamento binasının önünde kayak yapmaya müsait olmasa da yürüyüş için muhteşem havamız var, ağaçlarımız var, ormanlarımız var. Hiçbir şey olmasa mutlaka bir parkımız, bahçemiz var. Diyorsunuz ki doktorum, hareket budur. Mutlaka hayatınıza bir yürüyüş. Evinizin işini kendinizin yapması egzersiz, bile basit egzersizler. Basit bir egzersiz değil mi? Evet, evet. Yani bunların o yüzden hepsi çok değerli. Bu çok değerli. Aysun Hanım'ın evet. Yani sporu konu çok doğru önemli. Yaparsanız çok, önemli. Çok iyi olur. Nasıl doğru yapılmazsa hem de nasıl? Yani ben 25-30 sene önce 2,5-3 saat yaptığım sporu şu anda yapamam. Mümkün değil çünkü çok ciddi ama spor yapıyor. Ama vücut sizden onu istemiyor. Yapacaksın peki, diyor. O zaman, evet. O zamanlar yani, o zamanlar yaptığınız o sporlar bile çözüm olamamış. Kilo sorunu sürekli her yıl artarak evet. Devam etmiş. Evet. Yani spor da tek başına aslında yok, bir hayır. Çare çözüm değil. Hiçbir çözüm değil. Bilhassa evet. Daha çok kilo alıyorsunuz. Hele şimdi, bıraktığınız anda müthiş. Tabii. Hayatınız boyunca hep sporu 2 saat, 3 saat yapmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Şimdi bir de şu var. Mesela ben dikkat ediyorum. Yaza doğru Aysun Hanım iyi bilirsiniz. Parklarda, yürüyüş parkurlarında ciddi bir yoğunluk oluyor. Evet. Yani çocuklarımız bisikletiyle gidemiyor oralarda. Biz hemen hemen düzgün, düz çizgide aynı kulvarda yürüyemiyoruz. Çünkü gerçekten ciddi bir yoğunluk var. Şimdi şöyle, bu bir beslenme alışkanlığı gibi sporun evet. Da bir alışkanlık o, olması gerekiyor ve rutine öyle. Binmesi gerekiyor. Devamlılığı yani günlük, önemli. Evet, aynen devamlılık. Evet. İşte sürdürülebilirlik için de diyoruz ki yani eğer insanlar zevk alarak, insanlar yorulmadan, nefes nefese kalmadan yani şöyle düşünün ben stüdyoya geleceğim, buraya geleceğim ama gittim spor yaptım sabah sporu ve terledim. İşte duştur, tekrar üst değişimi falan yetişemezsin. Yorgunluk. Ama eğer bu kıyafetle bile ben bir yürüyüşü, arabamı uzağa park edip, yürüyerek buraya geliyorsam ve terlemiyorsam, nefes nefese kalmıyorsam, işte o zaman bu uygulanabilir bir aktivite oluyor, fiziksel hayır. Aktivite oluyor. Hani hatırlar mısınız, geçen yıl ben size şöyle bir tavsiyede bulunmuştum. Bir durak, hani metroya binerken. Ve biz bunu yaptık Zeynep. Bir durak ötede binin. İşte olay medyaya varmadan bir durak önce Gürsu kavşağında da inersiniz. Yürürsünüz. Oradan da buraya yürürsünüz. Bu sizin için günlük yeterli bir aktivite olur. Ve çok da başarılı dönerken olduk. Dönerken de orada binip evet. Bindiğiniz yerde de inerseniz ve eve öyle yürürseniz ki bunu da yaptınız. Hepsini yaptık ve çok faydasını gördük. Evet yani bu
Yavaş tempoda bir gezinti havasında kumsalda işte deniz kenarında i̇şe kordonda gezer gibi. Evet, işe geldiğiniz kıyafetler. Çünkü zaten terlemiyorsunuz. Dolayısıyla da böyle hafif tempolu ya da temposuz diyebileceğimiz basit bir yürüyüşle çok rahat günlük fiziksel aktivitenizi yürüyüşle bunu başarabilirsiniz, tamamlayabilirsiniz. Kesinlikle doktorum, ama tüm bunlar sizin verdiğiniz program çerçevesinde, öğretiler çerçevesinde gerçekten doyurucu olan gerçek yağla bezenmiş gıdaları aldığınızda bunu yapabiliyorsunuz. Evet. Şimdi insanlar düşük kalorili sadece salataya, sadece yoğurda bağlanmış diyetleri yapıp bir taraftan da çılgınca spor yaptıklarında hayata küsüyorlar. Zaten onlar spordan sonra gidip çılgınca pastaneden kurabiye, pasta, çikolata yiyor. Yani belki iradesi varsa belli bir dönem kilosunu verene kadar bunu yapmıyor ama ideal kilosuna oluşunca da aha bıktım artık diyor. Yani bu kadar az yiyip bu kadar çok spor yapıp ben de insanım, ben de yiyeceğim diyor, i̇şte ya saldırıyor. Bu hep şey, yani tarz edinememe. Evet. Beslenme tarz edinemiyor. Neden? Sürdürülebilir değil. Sürdürülebilir değil, uygulanabilir değil. Yani bir ömür diyetle yaşanır mı diyor. İkincisi haldır haldır spor yapıyordu. Bir ay, iki ay, üç ay. Evet, tatile gidecekti. Tatile gittiği gün bitti. Bitti. Bir sonraki yıla kadar. Dolayısıyla bunun da yaşam tarzı olarak sporun da hayatımıza bir şekil girmesi gerekiyor. Ve bunu sağlık için yapmak gerekiyor. Bu da bilinçle biraz alakalı. Hem sağlık bilinciyle hem de nasıl bir spor yaparsam kilo veririm. Şimdi sizler, ben böyle tavsiye ediyorum. Sizler de böyle başardınız. Yani kendinizi çok zorlamayın. Ekstra bir çaba içine girmeden sadece yürüyüşle veya hafif egzersizle günlük fiziksel aktivitenizi yaparak beslenmeniz ile birlikte kilo sorununuzu veya varsa sağlık sorununuzu çözebilirsiniz. Evet, bu tavsiyeye uyarak hem Aysun Hanım hem siz hem diğer danışanlarım evet bunu veriyor, kilolarını veriyor ve başarıyor. İşte önemli olan sizin bunu yaşam tarzı edinebilmeniz. Yani siz eğer bu sporu ve bu beslenmeyi hayat tarzı olarak eğer benimser ve bunu en azından haftanın 7 günü değil olmasa bile 3-4-5 günü uygulayabilirseniz kilo almazsınız. Zaten yo-yo etkisine de neden olmaz. Yo-yo etkisine neden olmaz, ama tabii burada çok önemli bir şey var. Uygulanabilirlik çok önemli. Sizin verdiğiniz programda insanlar yılmadan hayat şekli haline getirerek sizin öğrettiğiniz beslenme şeklini çok rahat benimseyebiliyorlar. Benimseyebildik, benimseyebildiniz. Evet, aynen öyle Şeydacığım. Bu da aynen. Çok önemli. Hem de nasıl? Aldığınız besin, lezzetli yiyebilmek, yediğiniz şeylerin gerçekten keyifli şeyler olması, doğru yağ olduktan sonra yağlı yiyebilmek, değil mi? Sizin aynen bu seyriniz nasıl oldu? Biraz anlatır mısınız bize? Şimdi Şeydacığım, senin sayende, ilk önce diyeyim. Geçen sene, evet, senin sayende gerçekten ben yeni emekli olmuştum. Program izliyoruz. Evet. Ve tesadüf olarak açtım senin programını. Bir baktım, Şeyda benim kaç sene önceki spor arkadaşım. Evet. Yanında Doktor Mustafa Töken, Elma Life'ın. Evet. Verdiğiniz bilgiler dinledikçe başınıza kafama gitti. Yatmaya başladı. Programı bitirdiniz, oluşmaya başladı her şeyler kafamda. Bittikten sonra bir süre geçti. Gideyim, gitmeyeyim. Onda da annem daha biraz etkili oldu. Benim başımda duraraktan artık sen gidiyorsun, ya şişman olarak kalacaksın ya da hayatını mutlu devam edeceksin. Ve telefon edip Elma Life Mustafa hocamdan randevuyu aldım. Aldınız. Başladım. İyi ki başlamışım. İyi ki başlamışsınız. İyi ki başlamışım. Sonraki aşamaları tek tek aktaracağız. Evet. Reklamdan sonra kısacık bir reklam arası. İyi ki başlamışsınız. İyi ki başlamışsınız. Şimdi senin de sayende oldu. Ay, çok tatlısınız. Canım benim. Kısacık insanlar, bir ara. O kadar kolay ki bu kilo verme problemi. Anlatmaya çalışıyoruz değil mi aslında? Evet. Çok kolay çözülebilecek bir şey. Yeter aslında ki doktorumuzla tanışsınlar. Ha. Aynen öyle. Reklam. Reklam. Efendim, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Reklamlar. Hastavuğ'un sunduğu Hayatın Tadı devam edecek. Hastavuğ'un sunduğu Hayatın Tadı devam ediyor.
Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Olay Televizyonu'nda, hayatın tadında, çok güzel bir cuma sabahında çok güzel şeyler öğrenmeye, öğrendiklerimizi pekiştirmeye devam ediyoruz. Sevgili Zeynom yine her sabah olduğu gibi gerçekten muhteşem bir lezzeti imza atıyor ve ayrıca bu sabah doktorumun öğretileri doğrultusunda yapılmış bir lezzet, değil mi? Biraz kaçamak mı? Nasıl mesela? Meyveyi pişiriyorum. Ama suyu sıkmadım. Ama pişiriyorum. Evet. Biraz böyle kendisi şey diyor ya, yani 21 öğün var, 20'sini düzgün yaptıysan bir tanesinde bir şey olabilir diye. O da çok bir şey olmadan zaten, yani proteinleri falan çok karıştırmadık. Güzel tavuğumuzu soteledik, tereyağında pişirdik. Ardından içine biraz havuç ilave ettim. Onları çok pişirmemeye dikkat ettim. Taze soğanımı koydum. Öyle bir harç hazırladım. Ayvalarımın da içine oydum. Öncesinde biraz yağsız olarak şöyle bir tersi düzlü pişirdim ki o önden bir çiğliğe gitsin diye. Ardından da içlerine doldurdum. Kızarır gibi oldu ayvalar. Tam böyle haşlama gibi değil. İçlerine doldurdum. Üstlerine dilimler halinde portakalları koydum. Onlar ayrılabilecek şekilde lezzetini versin, aromasını versin diye. En üstüne de Frank maydanozlarımızı kapattık. Şimdi pişiyorlar. Az sonra servis edeceğim. Harikasın. Finalde geleceğiz. Bekliyorum. O muhteşem lezzetleri tadacağız. Bekliyorum. Sevgili izleyenler, Elma Life Doktor Mustafa Töken stüdyomuzda Aysun Çupa belirli bir başarı gösterdi. Hikayesini anlatıyor. Hemen doktoruma tekrar dönüş yapmak istiyorum. İlk bölümde yo-yo diyetlerden biraz bahsettik. Hareketin öneminden bahsettik. Aldığınız gıdanın nasıl hücrelere dahil olduğundan, insülininden bahsettik. Bahsettiğimiz konular çok değerli. Bugün yağ olayını konuşmadan bu programı kapamayacağız. Artık diyoruz ki pekiştirme dönemleri bunlar. Evet. Yağ çok önemli ve çok değerli, evet. Doktorum, ama doğru yağ ve gerçek yağ. Lütfen bu bilgilerinizi bize bir kez daha aktarır mısınız? Evet, yani biz yağlı beslenmeden bahsederken, yağ tavsiye ederken vücuda gerekli olan en temel gıda maddelerinden bir tanesi de yağdır. Tıpkı su gibi, tuz gibi, protein gibi ve sebze, lif, işte lif şeker gibi. Hangi yağlar? Doğal yağlar. Nedir bunlar? En çok Türkiye'de işte tereyağı, iki zeytinyağı. Şimdi bunlar doğal yağlar, işlenmemiş yağlar. Dolayısıyla tabii hayvanın içindeki yağ var. İç yağ işte dediğimiz. Ya da işte balıktaki yağ var. Yani bir somon aldığınızda evet çok çok yağlıdır ama onu yiyebilirsiniz. O doğal yağdır gibi. Ya da işte bir badem yediniz ya da tam kaymak, böyle hani kaymaklı yoğurt yediniz ya da tam yağlı peynir yediniz, değil mi? Yani bunlar doğal yağlar içeriyor. Bir krem peynirin işte düşündüğünüzde %40'ı 45'i yağdır aslında. Ya da bir kaşar peynirinin büyük oranda yağ hani içerdiğini biliyoruz. Dolayısıyla da hani bu doğal yağların hepsi serbest. Ama ekstra yağ olarak işte Zeyno yemek yaparken dışarıdan zeytinyağı ve tereyağı kullanıyor. İşte bizim evde de zeytinyağı, tereyağı bolca kullanılıyor. Evet, bu yağlar serbest. Kalorileme, evet, en yüksek kalori hani içeren gıda grubu yağlar. Ama yağlar vücut için gerekli. Niçin gerekli? A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamininin yeterli miktarda emilimi için geçerli. İşte biz hep söylüyoruz, bu vitaminlerin içinde bulunduğu gıdalara baktığımızda işte Allah bunları yağlı gıdaların içine saklamış. Biz onu light hale getirip yediğimizde, yani bu çok yanlış. Yağını ayıkladığımızda, yağından ayrıştırdığımızda, sonuçta hani endüstriye baktığımızda, gıda endüstrisine baktığımızda yağ ayrı satılıyor. İşte protein ayrı satılıyor, ayrıştırılıyor. Ama diğer taraftan baktığımızda çok fazla işlenmiş yağ var piyasada. Yani inanılmaz derecede her ailede, her evde, her mutfakta, her lokantada çok ciddi şekilde işlenmiş yağ var. Ben bazen bir lokantaya giriyorum, benim şu yağlara alerjim var. Tereyağı, zeytinyağı ile saf, emin olduğunuz bir yemeğiniz varsa ondan yemek istiyorum. Hani seçim önemli değil, yağ tercihim. Düşünün yani bu noktada yemek seçmiyorum artık, yağı seçiyorum. Maalesef bizim öyle bir yemeğimiz yok diyor. Yani tüm yağlar işlenmiş yağlarla, tüm yemekler işlenmiş yağlarla yapılmış. Tabi bu noktada bazen evet doğal yağlarla yapılmış menüler bulamayabiliyoruz. O nedenle dışarı tercihlerimiz hep işte Bursa kebabından, dönerden, ne bileyim işte kebapçılardan veya işte balıkçılardan yana oluyor. Hani emin olduğumuz
Ama gönül ister ki tabii esnaf lokantasında işte saf sızma zeytinyağı ve gerçek tereyağı kullanılsın. Ben de oralardan da beslenebileyim. Ya da işte benim danışanlarım da oradan beslenebilsin. Hı hı. Şimdi bizim hani insanlara tavsiyemiz doğal yağlar, zeytinyağı, tereyağı. O konuda da çok şanslıyız. Marmara bölgesinde hem zeytinyağı hem de hayvancılık çok fazla. Ama Aysun Hanım hani çok kolay, zayıflamak çok kolay demişti. Bence oradan devam edelim. Olur, devam edelim. Nasıl kolay Aysun Hanımcığım? Dinliyoruz kolay, sizi. Şöyle kolay, yani elinizin altında her şey mevcut. Evde yapmadığınız zamanlar dışarıda yemeniz de mevcut. Düşünün, ben yıllarca kebabı çok sevmeme rağmen yiyemiyordum. Hep böyle bak, bir kilo alacağım diye. Evet, korku. Acaba ya pidesi falan. Aa, hocamın sayesinde şimdi istediğim kadar da yiyebiliyorum kebabı. Ne kadar güzel. O kadar güzel bir şey ki bu. Duygu ki anlatamam size. Balık da aynı. Izgarası yağda yıllardan beri hep 2 çorba kaşığı, 3 çorba kaşığı diyetisyenlerle hep böyle benim mücadelemdi. Ben bu Animal Life'a başladığımdan itibaren zeytinyağı ve tereyağı konusunda müthiş zevk. Çok güzel. Evet. Peki doğalını bulabiliyorsunuz değil mi? Ulaşılabilirlik buluyorum. Var. Güvendiğim yerler var. Hı-hı. Aldığımız yerler belli. Hı-hı. Bunun haricinde yani her şeyi bilinçli yaparsanız, hı-hı, ve isterseniz başarılmayacak diye bir şey yok. Çok güzel. Çünkü ben o kadar yılmıştım ki. Hep yapıyorum, alıyorum, artık kimseye de ben rejim yapıyorum diyemiyordum. Bir de öyle bir psikoloji, evet, var değil mi? Hem bir yerde, bir baskı. Evet. Abi, seni gördüğünüz zaman tamam, sen yemiyorsun. Hep benim adım, sen yemiyorsun, sen yemezsin, sen etmezsin. Böyle bir baskı. Ondan sonra şimdi her şeyi yiyebildiğin, tabii ben dokunacak olan şeyleri artık biliyorum. Ona göre de yiyorum. Güzel, her şey, hayat. Hayatınız istediğiniz, hı-hı, gibi, istediğiniz şekilde besleniyorsunuz. Aynen, yediğiniz öyle, istediğiniz şekilde ve istediğiniz kiloda olduğunuz için de artık mutlu bir şekilde hayatınıza devam benim ediyorsunuz. Benim hedeflediğim kiloya ben ulaştım. Harikasınız, çok güzel. Yani başlarken benim vermek istediğim kilo bu kadardı. Hocamın sayesinde. Geldiğinde benimle pazarlık yaptı. Ben şu kiloyu istiyorum dedi. Ya, hocam. Ben hayalimde hep o var. Hiç olamadım. Olacaksın dedim ama o biraz hani yukarıda biraz daha şey biraz dedi. Biraz daha şey dedi. Bir 5 kilo daha. Ama hayır yani, dedi. Ben benim beynim başardım, onu kabul etti. Yani, şu anda da öyle diyor. Ben başardım. Fazla ben aşırı istemiyorum. Çok güzel. Bununla mutluyum diyorsunuz. Hem de nasıl mutluyum. Benim için mühim olan o zinciri kırıp indim ya. Benim için olay bitmiş. Bunun dışındaki. Önemli yok. Olan mutlu olmaktır. Evet, evet. Mutluluk yani çok önemli. Eğer bu hayattan mutluysanız. Yani çünkü hayat dediğimiz şey aslında gelip geçiyor. Evet. Gelip geçiyor, an, evet, olarak yaşanıyor, gün olarak yaşanıyor, öğün öğün yaşanıyor. Doğru. Yani o yediğiniz öğünde mutluysanız, haz aldıysanız işte bence mutluluk odur. Yani o anı yaşayabiliyorsanız mutluluk yani odur. Yani psikoloji, motivasyon. Motivasyon ve psikoloji, evet, kilo vermede çok, zaten çok etkili. Hem de nasıl. Siz, hiç unutmuyorum. Yani hayatımda bir dönem etrafımdaki insanlar biliyorlar benim gittiğimi. O kadar büyük bir şey yaşadım ki yani ben bunu hayatımın sonuna kadar unutamam. Gidiyorum bir diyetisyene ve 10 kilo vermiş olaraktan etrafımdaki arkadaşlarıma da söylüyorum. Bana diyor arkadaşlarım, neren 10 kilo vermiş? Eyvah. Ciddi söylüyorum. Ben 10 kilo verdim diyorum. Hayır diyorlar, senin bir tarafa bakmıyor musun hiç aynaya veyahut da tartıya? Sakın isim yok. Hayır hayır. İsim vermiyorum zaten. Hiçbir zaman vermem. Ve yani gerçeklerle de karşılaşıyorsunuz. Gördü. Hatta ben onun hayatını bitirebilirdim. Fakat benim vicdanım el vermedi. Devam edin dedim. Sağlığınız nasıldı o zaman? Hani 10 kilo verdim, kimse fark etmedi. Ben diyorsun de o kadar şey olmuşum ki. bakıyorum Allah Allah, hiçbir şey hissetmiyorum. Kıyafetlerimden de anlamıyorum. Tartıyı da bana yasakladı çünkü.
Yani o dönem öyle bir şu, neyse onların hepsi bitti. Bitti artık mutlu. 3 sene, 4 sene önce olaylardı, 5 sene önce olaylardı. Şimdi doğru adresi buldum. Süpersiniz. Çok da güzel görünüyorsunuz. Evet. Işıl ışılsınız. Ondan sonra adresi bulduktan sonra gittim. Bütün herkese de tavsiye ediyorum. Elma Life'a gitsinler. Ve güzelce kilolarını versinler. Yani kilo sağlık için etsinler. Büyük bir sorun. Kesinlikle. Ekranda da görebiliyoruz. Hı-hı. 6 aydaki büyük değişimi. Ciddi bir kilo verme, incelme, sıkılaşma. Hani herkesin bir de o söylemi var yani. Çok önemli. Ben de şimdi o konuya değinecektim. Hani doktorum, lütfen buyurun açıklayın. Doktorum işte sarkma oluyor mu? Sıkılaşma gerçekleşiyor mu? Bu nasıl oluyor şeklinde. Şöyle söyleyeyim. Dün aynı soruyu buradan Nevzat'a selam söylüyorum. Bizi izliyor. Nevzat da çok başarılı. Yani 5 haftada 19,5-20 kilo verdi. 200 çok güzel. Üstü kilosu vardı. Şu anda 181. Bana dediği şey işte sarkmalar olacak mı? Mezurayla da ölçüyoruz dedim. Yani sadece tartıyla değil. Kilogram hesabı evet. Diyelim ki 20 kilo gitti kısa bir sürede. Peki mezurada bu incelme gerçekleşti mi diye baktığımızda evet 18 santim, 19 santim bir incelme vardı. Yani bu bugün işte az önce ekranda işte Aysun Hanım'ın fotoğraflarından gördük sizde beden olarak veya bir bende veya diğer danışanlarım beden olarak düşündüğümüzde ciddi bir küçülme var. Yani sarkma da şöyle ki biraz şeyle alakalı vücudun kendini onarması ile ilgili burada şimdi çok etkili etkili mekanizmalar var. Acaba verdiğiniz beslenme şekli o dokuları toparlıyor mu? Şimdi beslenme, o beslenmeyle beslenme, daha mı bilen olmadı? Hiç evet olmuyor, hiçbir şey hiç olmadı. Olmuyor. Beslenme şekli demeyelim de yaşam buna. Şekli yani bir uykuda vücut kendini onarır. Doğru. Çok bir hareketle bir hareketle gerçekten ciddi bir şekil değişikliği olur. Anlatabildim mi? Yani şimdi baktığımız zaman aslında bizim hareketli olan bölgelerimiz daha kısa sürede yağ yakıyor. Yağ yakıyor. Daha çünkü, kısa sürede. Çünkü vücuttaki hani dokulara baktığımızda yani yağ dokusuna baktığımızda daha doğrusu işte göbek bölgesindeki bir yağlanma veya kalça basen bölgesindeki bir yağlanma ile ilgili konuşacak olursak evet fiziksel aktivite verdiğimizde o bölgeye yönelik bir tavsiyede bulunuyoruz. Evet yürüyüş genel vücut için sağlık için gerekli ama bölgesel hareket de etkili. Ama en önemli şey uyku, beslenme, hareket ve su ile beraber inanmak. Yani buna inanmak. Evet. Sağlıklı yaşama inanmak. Çünkü tüm parametreleri ele aldığımızda ortaya güzel sonuç çıkıyor. Ben sadece beslenmeyle, diyetle bunu başarayım. Hayır. Yetersiz. Ben işte spor salonuna gidiyorum ama istediğimi yiyorum. Doğru. Kusura bakma. Yo etkisi olacak. İşte ben günde 6 öğün yiyorum. Ne bileyim işte yağı kıstım, şekeri kestim, şunu kestim, bunu kestim. Ha başkası diyor ben akupunktura gidiyorum. Yani farklı yöntemler deniyor. Peki akupunktura gittin de diyet yapmıyorsan o akupunkturun etkisi var. Diyet yapmadan akupunkturla zayıflıyorsan okey. Ama diyetle beraber bu işlemi yapıyorsan o zaman bir düşün bakalım hangisi etkili. Diyet mi sana kilo verdiriyor, diğer yöntem mi? Baktığımız zaman tek başına hiçbir yöntem etkili değil, diyet de tek başına etkili değil. Doğru. İnsanların bunu anlaması gerekiyor. Yani tek başına rejim, diyet veya besleme tarzı değişikliği yetersiz. Tek başına hareket, spor, fiziksel aktivite, işte dağcılık veya futbol veya voleybol veya şu bu tenis, şu yüzme vesaire bu da yetersiz. Yani tüm her şeyi sağlık parametrelerini ele alıp birlikte ele almak gerekiyor. Ama en önemli konu da şu, yani buna çok az değindik. Bizim insanların sağlık haritasını ortaya koymamız gerekiyor. Yani metabolik değerlerine bakmamız gerekiyor. Şimdi düşünün sizdeki kiloya sebep olan şey neydi? Hashimoto. Hashimoto. Hı hı. Peki nasıl tespit ettik?
Tahlille. Sinyaller ve tahlil. Sinyaller vermeye başladı vücut mekanizma. Evet, siz de tahliller. Yani olay şu, hani biz eğer o tahlillerle o hastalığı ortaya koymazsak ve o hastalığa yönelik de doğru bir beslenme ve yaşam şekliyle bu programı size uygulamasaydık, yani kişisel programınızı uygulamasaydık, o zaman belki başarılı olamazdınız. Kesin. Yani genel diyetler, genel spor, genel zayıflama ilkeleri aslında bence çürümüş vaziyettedir. Yani kişiye özel olması gerekiyor. Kişinin sağlık durumuna uygun olması gerekiyor. Doktorum çok güzel. Bu kişiye özel kısmını bir sonraki haftaya saklayalım. Mutfağa geçmemiz gerekiyor. Tamam. Sevgili izleyenler, ben konuklarımla birlikte mutfağa Zeyno'nun yanına geçiyorum. Programımızı orada bitireceğiz. Buyurun efendim, geçelim. Ve her sabah olduğu gibi sabahın en lezzetli, en müthiş kokulu, en renkli kısmı doktorum. Evet. Değil mi? Nasıl görünüyor? Harika görünüyor. Görüntü nasıl Ayşen Hanımcığım, tatmadan çok, önce? Çok güzel. Ya. Çok güzel, tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Zaten Zeyno'nun da yemekleri, muhteşem. Tarifleri muhteşem. Teşekkür ederim. Sıkı takipçimiz, çok teşekkür evet. ediyoruz. Teşekkür ederim. Efendim siz mümkünse tadın, Zeyno'm da bu güzel lezzeti tarif etsin. Evet. Daha önce tatmasınlar, saatleri çünkü var, alıştık. Biz görselle yetineceğiz. Evet. Sonra paket yapıp göndereceğiz, saati gelince yenileceğiz. Zeyno, ben özel olarak bu menüleri alacağız. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Evet, doktorumuz ve misafirimiz bakarken biz tarifi verelim. Çünkü saatlerimiz var, o saatlerde yiyoruz, belirli saatlerde. Tavuklu bir ayva dolması hazırladık. Bunun için ayvaları ikiye kesip ortalarını çıkardık. Ayva çekirdeklerini atmadım. Her zaman her şekilde kullanılır biliyorsunuz. Onlar kenara ayrıldılar. Ortalarını çok fazla değil, hafif oydum ki ayvalar da çok lezzetli çünkü bu sene. Yağsız olarak önden biraz şöyle tersi düzlü pişirdim. Hafif kızarır gibi oldular. Onları kenara aldım. Bir tavuklu iç hazırladım. Tavuklu içte de tavuklarımızı tereyağında soteledikten sonra biraz havuç ilave ettim. Taze soğan ilave ettim. Onları çok fazla pişmesini istemediğim için en son koydum. Karıştırdım. Arzu ettiğiniz baharatları, ama ben tuz ve karabiber tercih ettim. Onları harmanladıktan sonra ayvaların içine doldurdum. Üstlerine iri portakal dilimleri koydum. Frank maydanozlarını çiğ halde üstüne koyduktan sonra pişmeye bıraktık. Piştikten sonra servis ederken o maydanozları kenara alıyoruz. Çünkü böyle hafif bir kokusu oluyor. Onu alıp tazesiyle değiştirip servis ediyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum. Görüntü o kadar beğenildi ki Mustafa resmen şey yapıyor, geçişler böyle farklı. Aradan yemek geçiyor, sonra sen çıkıyorsun. Bir yemek, bir sen, herkes renkli aşık. Ya, yönetmeni sever renkli. Herkes ağır çekimde aşık değil mi? Ağır çekimde veriyor. Yönetmenim renkli sever. Çok güzel ama. Zeynep sunumu da çok güzel. Hani benim diyor yemek. Dekoratif bir yemek. Evet, kesinlikle. Aslında çok uygun maliyetli bir yemek. Değil mi? Çok uygun maliyetli. Bunu da söylemedik evet. Mesela. Hem uygun maliyetli hem aslına bakarsan pratik de. Tabii çok pratik. Çünkü hafif bir oydum. Hemen sotelendi, kondu. Fırına da kendiliğinden konulabilir. Akşam servisten önce hemen çalıştırırız. Süper. Fırında da pişebilir. Sunum üstü koruma yapıyor şekilde. Çünkü. Evet. Yani kuruma olmuyor, portakalı olduğu için. Kurumuyor üstü. İçine lezzetini veriyor. Gayet de rahat. Müthiş. Doktorum, yorumlarınızı alalım efendim. Evet, çok güzel. Tadını çok güzel. Çok güzel görünüyor. Ama siz Zeyno'nun diğer yaptığı lezzetleri. Evet, yani Zeyno'nun yaptığı her şey çok güzel. Evet. Çok çok güzel, hatta çok lezzetli yapıyor. Teşekkür ederim. Yani el istemek lazım. Harika. Ben her zaman söylüyorum. Yani Bursa'da gerçekten böyle yani çok çok lezzetli, böyle Zeyno'nun yaptığı gibi.
Çok sağlıklı doğal yağlarla yapılmış ve güvenerek girip her şeyi yiyebileceğim bir mekan yok. Doğru. Olacak inşallah. 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 Yani böyle bir şeye aslında ön ayak olmak gerekir. Hı hı. Bu ihtiyaç. Evet. Daha doğrusu aslında sizin anlatımlarınızla ki siz evet bizim tanıdığımız ve öncüsü olduğunu gördüğümüz ama tüm dünyanın bu akım çerçevesinde beslenmeye başladığı, yağın vücut için ne kadar değerli olduğu, insanların yağdan vazgeçmemesi gerektiği. İşte doğal yağlar yerine şu anda soslar kullanılıyor. Yani evet. Gidin gerçekten hani isim yapmış mekanlara. Yani bir bonfilenin nasıl verildiğini, kaç sosla evet. servis edildiğini, bir balığın üstüne çikolata sos bile dökülüyor artık. Yani evet. düşünün çok farklı soslar, hı-hı. işlenmiş yağlar, hı-hı. işlenmiş yağların hepsinde trans yağ asitleri var. Dolayısıyla biz ne diyoruz? Yani omega 6, omega 3. Hani, zaten özünde bir güzel yani bir yağ doğal, var. Doğal yağ asitlerini alalım, doğal yağları alalım. Yani o tereyağıyla, zeytinyağıyla işte doğal sebze ve meyvelerle yapılmış belki bazı sosları kabul edebiliriz. Ama İşlenmiş yağlarla asla. Asla. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir programdı. Çok keyifliydi. Pekiştirdik bilgilerimizi. Evet. Ersin Hanımcığım çok teşekkür ediyoruz. Ben katılımınız teşekkür çok ediyorum. Renkli ve çok güzeldi. Canım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler sunuyoruz. Evet. Tüm izleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sabah saatlerini bizimle paylaştıkları için. Tüm ekip arkadaşlarıma, canlarıma, Zeynep'ime çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sabah, güzel bir haftaydı. Aynı güzellikte, aynı mutlulukta bir haftaya uyanırız inşallah pazartesi sabahı ama o zamana kadar Olay Televizyonu'ndan ayrılmayın. Televizyonumuzda çok güzel programlar var. Bugünlük haftanın son iş günü için sürçülisan ettiysem affola. Hoşçakalın. Hayatın tadını sundu.